Kaşgar Üniversitesi'nin bir profesörü, okulun WeChat hesabında yayınladığı açık mektupta, sosyal istikrarı teşvik etmek için fakültelerin ve öğrencilerin standart Çince olarak bilinen Putonghua'yı konuşmalarını istedi. Bu yıl Eylül ayından itibaren Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki tüm okullarda Uygur dilinin kullanılmasını yasaklamıştı. Doğu Türkistan'ın Tekes ilçesinde bir kazağın kimlik numarasına kayıtlı iki cep telefonu numarası bulunduğu için emniyet güçleri tarafından tutuklanarak bir yıllık hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Tayvan'dan kendini yönetme özgürlüğü vurgusu. Tayvan lideri, Tayvan'ın kendi geleceğine karar verme hakkını ve kendini yönetme özgürlüğünü koruyacaklarını vurguladı. Tayvan'ın Çin anakarasına karşı iyi niyetinin ve çabalarının süreceğini ifade eden Tayvan lideri, öte yandan baskılara boyun eğmeyeceklerini, Tayvan'ın yeni uluslararası düzende kendi yerini bulacağını söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Avustralya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Çin ve ABD'ye birlik olma çağrısında bulundu. Katar ile Türkiye arasında siber güvenlik alanında işbirliği. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Geliştirme Vakfı'na bağlı Katar Ulusal Araştırma Fonu arasında siber güvenlik alanında bir akademik sanayi işbirliği çağrısı açıldığı belirtildi. Hollanda'da koalisyon protokolü açıklandı. Hollanda'da Mart 2017'deki seçimlerin ardından kurulma hazırlıklarında son aşamaya gelinen 4 partili koalisyonun üzerinde anlaştığı hükümet protokolü açıklandı. Çek Cumhurbaşkanı Miloš Zeman, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'dan vazgeçmesi için Ukrayna'ya tazminat ödenmesi teklifinde bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Elçisi Kuleba, Zeman'ın teklifini yorumlayarak Kırım'ın satılmadığını belirtti.